Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Ekrem Kedeş, Meram'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz kampüsüne yapılacak Konya'nın en büyük caminin proje alanında incelemelerde bulundu. Kente hakim bir tepeye inşa edilecek cami özellikleriyle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Ekrem Kedeş, Konya'nın en büyük caminin inşaatı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki toplantıya Rektör Profesör Doktor Muzaffer Şeker, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Akpınar katıldı. Toplantıdan sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Ekrem Kedeş ve beraberindeki heyet Köyceğiz kampüsüne geçerek caminin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Caminin mimarisi, kapasitesi ve farklı özellikleriyle Konya'ya yakışacağını belirten Başkan Yardımcısı Doktor Kedeş, eskiden üniversite öğrencilerimiz merdiven altlarında ve zor şartlarda ibadetlerini yapıyordu. Şimdi ise külli ortamında ve çok nezih ortamlarda ibadet yapma şansına eriştiler, dedi. Mescidin, caminin takva üzerine yapılması çok önemli. Yani temelinin takva üzerine atılması gerekiyor. Öyle atılırsa da kıyamete kadar inşallah öylesine hayırlara vesile olur ki, öylesine yani manevi kazanımlar getirir ki, yani inşallah cümle neslinizi, soyunuzu, hepsini inşallah yapacak, hissedar edecek büyük bir hayra vesile olur. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Şeker, cami inşaatının en kısa sürede başlayacağını belirtirken, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da caminin Meram'a hakim bir tepede 4500 metrekarelik bir alanda 3 katlı bir külliye olarak inşa edileceğini hatırlattı. Hayırsever Kemal Akpınar da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Kedeş, Başkan Fatma Toru ve Rektör Muzaffer Şeker'e teşekkür etti. Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi ve modern mimariden izler taşıyacak cami, Konya'nın en büyük camii olacak. Caminin abdest alma yerleri farklı bir mimariyle inşa edilecek. Biri abdest alırken diğerinin suyu onu rahatsız etmeyecek. Ayakkabılıklar da farklı olacak. Ayakkabı konulunca kırmızı ışık yanacak, boşken yeşil ışık. Ayakkabılıkların arkasındaki havalandırma sistemiyle ayakkabı kokusunun yayılması önlenecek. Camide ayrıca vize olmayacak ve gizli ışıklandırmayla aydınlatılacak. Hanımlar mahfiline ise kadın sahabelerin isimleri yazılacak. Böylelikle ilk defa bir camiye hanım sahabelerin isimleri yazılmış olacak.